formül biraz farklı olsun bu sefer. Yakup'un sesini duyuyor musunuz? Baba! Şöyle ince ince doğrayacağım. Şu şekilde. Böyle ince ince doğrayacağım. Baharatlayıp kızartacağım bu sefer. Normalde hep kavurma yapıyoruz ya. Bir zamanlar bu şekli çok yapardım ben böyle. Ama tabii o zaman galeta unuyla yani kızartırdım. Galeta ununa baharatlardım bunu. Böyle balık gibi galeta ununa da batırırdım. O şekilde kızartırdım. Şu an galeta unum yok evde. Ben de artık galeta unu olmadan baharatlayıp o şekilde kızartacağım. Ne şekilde orasam diye düşünüyorum. Şöyle mi yapayım bir? Evet. Önce bir şöyle. İyidir. Yağlı kısımlarını alalım. Şöyle nasıl yaptığımı daha yakından görebilmeniz için şöyle yapalım. Sizlere de fikir olsun. Akşam menülerinize hani derseniz eğer ne yapsak diye böyle düşünürseniz aklınıza Göknur'un yaptığı tavuk kavurması, tavuk kızartması gelsin. Biraz önce şöyle kesmiştim. Biraz önce de annemle konuştum. Tolga yaptım kızım dedi. İşte belki hafta sonu gelirsiniz diye düşündüm dedi. Vallahi dedim anne. Düz gelecek olsaydım dünden gelirdim dedim. Çünkü cumadan çıkmam gerekiyor anneme gitmem için. Ki gittiğime gel değilsin yani günübirlik değil de. Hani gittiğimde bir gün veya iki gün kalayım. Dün Yakup hastaydı. İshal olmuştu. Onunla uğraştım zaten sürekli. Yani o durumda bir yere çıkmamın imkanı yok. Çocuğu tuvalete zor yetiştiriyordum. Kaldı ki böyle yola çıkıp bir yerlere gitmek çok zordu benim için. Bugün de işte yarın Alper'in etüt dersi var. Ha kızım. Ne söyle bakalım. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam. Ay. Şöyle. Hmm.
Şimdi bunu da yine aynı şekilde böyle ortadan keseceğim. Önce şu yağlı kısımlarını alalım. Çünkü bu yağlarını biz sevmiyoruz. İşte yağıydı, derisiydi. Tavuğun en sevmediğim yeri yağı ve derisidir. Hele hele derisini hiç sevmem. Hadi yağ gene böyle haşlamada falan şey oluyor. Eriyor, gidiyor ama derisini hiç sevmem tavuğun. Hayatta yiyemem. Ali de yemez. Bunu da böyle ikiye bölersek herhalde yeter. Tamam. Bunlar da böyle. Şimdi bunları bir hemen yıkayım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir bakın ince ince doğradım hepsini. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Baharatlayacağım. İnce ince güzel oldu. Böyle baharatlı bir şekilde kızartması bence çok güzel olur. Süzeyi alıyorum, süzeyi bulamıyorum. Ortalarda kalmış. Yıkayacağım ya. Bu balık gibi olur şimdi kızartınca. Balık eti gibi olur tadı. Biraz suyunu sürsün. İyice suyunu bıraksın. Çünkü kızartacağım ya. Şöyle küçük parçalar vardı. Onları da yıkadım. İşte böyle ayıkladım. Bunu da böyle yanına koyayım. Sıcak su gelsin. Daha da şimdi elimin altında olsun sıcak su. Buraya böyle yapışıyor gibi oluyor ya böyle deri gibi şey kısımları. Onu anca böyle elimle sıyırıyorum. Yanında da salata olarak ne yapsam hiç bilmiyorum ama. Belki yine lazım olur.
mı bana? Salata yaparken falan kullanırım. Yeterince suyunu süzdü. Kullanacağım baharatları şöyle koyayım. Neymiş? Kekik. Şurada kekik. Değil mi? Evet, sonra yanlış. Bazen kuru nane ile kekiği karıştırdığım olabiliyor. Şimdi şunu bayağı bir suyunu süzdü. Şöyle biraz tuz atalım. Karabiber. Toz biber, kırmızı toz biber, biraz da kekik. Kekiği aslında benim gönlüme kalsa daha fazla koyarım da. Çocukların ağzına böyle tane tane gelince, çocuklar sessiz olun anneciğim. Tane tane gelince biraz şey yapıyorlar. Anne bu ne? Ağzımıza geldi falan filan. Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun sen? Şimdi bunu böyle güzel karıştırayım. Ne istiyorsun Yakup? Ver Ali ver. İyice baharatı böyle yedirelim. İyice karıştırıyorum. Bayağı şey oldu. Yeni bir de sıçrattık. Şimdi şöyle koyalım. Yağımı da açayım bir yandan da açayım. Şey istiyor musunuz yanına arka? Şey yapılması alın gelin hadi. Neden? Tavuk. Oley. Aysun. Git babam bakkala şey yap da bakkala git hadi. Hadi anneciğim. Her şeyimizi hazırlayalım. Yağım ısınana kadar tabağımı da hazırlayayım. Şuna koyarım kızarında. Salata malzememi de hazırladım. Şimdi bir yandan bunu kızartırken bir yandan da salatamı hazırlayacağım. Annem. Yağ ısınana kadar salata malzememi de doğradım. Şöyle karışık bir salata yapacağım. Salatalık, domates, havuç, mor lahana, böyle karışık bol limonlu ekşili bir salata yapacağım. Marulum yok, kalmadı. Ali de daha yeni kalktı. O yüzden pazara falan göndermek de istemiyorum. O yüzden şöyle şurada yapalım. Benim burada şeyim vardı. Elimin altındaki bezi kim aldı?
anamı da koyayım. Ben bugün bir kere gittim ama. Nereye? Söyle abine. Al. Getirdin mi onu? Altını kıstım şimdi. Dolanmaya gitsin, sorsun bir. Varsa hemen ona da bularım. Yoksa böyle kızartacağım. Madem öyle. Kapatayım geri, ben yağlı çabuk ısınır. Ben salatayı yapamıyorum. Galeta unu diyor. Bak kaldan bir soralım dedi. Galeta unu varsa direkt galeta unuyla kızart diyor. Yoksa bu şekilde kızartacağım. Artık altını kapattım şimdi. Madem öyle. Galeta unu varsa galeta unu da. Aytu, eğer aklında kalmazsa şey yap. Bir kağıda yaz annem. Kalıyor mu aklında Aytu? Neymiş Aytu? He? Aklında neydi? Söyle, ne alacaksın? Galeta unu, bir de şey kola. Tamam, sor bana. Tamam. Varsa bak, galeta unu var orada. Önce şunu anaya doğrayayım. Da bu kabım da bana küçük geldi sanki. Daha büyüğünü alayım. Ya bu yetmez. Bu yani küçük kalır. Şunu alalım. Geçen de şey yapmıştım, tavuklu pilav yapmıştım. Tavuklu pilavın yanına sadece havuç ve mor lahana ile salata yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Çok güzel oluyor ama biliyor musunuz? Yani illaki marul olmasa da olur. Çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum öyle. Bu yeter herhalde buna. Bunu böyle koyalım. Önce havucu rendeleyeyim de. Farklı farklı salataları seviyorum ben. Yani illa tek çeşit marul salatası ya da tek çeşit çoban salatası, böyle kalıplaşmış şekilde değil de farklı olarak seviyorum ben. Ama önce şuna ben bir limon sıkayım. Limon dolapta var mıydı? Yarım limonumuz. Varmış, bir tane var. Ama yarım limon yetmez, bir tane daha alalım. Şu limonu Ali, şunları geçen Erzin'e gitmişti iş yerinde. Traktör bozulmuş. Onu Erzin'deki sanayiye götürmüş. Oradan gitmişken de artık nereden oradaki komşularıyla mı görüştü, orada arkadaşıyla mı görüştü, onların bahçesinden bir yerinden böyle 3-5 tane getirmişti limon. O kadar güzel kokuyor ki. Oh, mis gibi. Direkt yani dalından koparılmış. Böyle direkt salataya sıkacağım. Mis gibi kokuyor. Önce şunun bir yarım olan limonu sıkayım, ziyanı olmasın. Dolapta bekleyince de kabuğu kuruyor. Hani içinde suyuna pek fazla bir şey olmuyor ama kabuğu kuruyup gidiyor. Şimdi. Sulu ki bu yeter zaten. Biraz da tuzla ovalayayım ben bunu. Ay, şimdi benim bu tuzla şeker yan yana ya. Bir ara şuna tuz koyuyordum ben normalde. Bu benim tuzluğumdu bir zamanlar. Sonra kardeşim bunu gönderdi bana. Ukrayna'dan almış. Böyle kapaklı. Fıçı şeklinde. Şöyle fıçı şeklinde kapaklı. Bir tane anneme, bir tane de bana Ukrayna'dan almış bunu. Sonra onu şekerlik yaptım. Bunu tuzluk yaptım.
Bazen unutuyorum tuz diye direkt şeker kavanozuna gidiyor elim. O gün mısır patlatacağım çocuklara. Aylin dedi ki mısırı yağ koydum, mısırı koydum, tuzu koyacağım. Ben o mavi kavanozu almışım elime. Tuz diye şeker neredeyse koyuyordum. Aylin dedi ki anne sen şeker mi atıyorsun mısırın içine dedi. Bir baktım şeker kavanozu elimde. Ay kızım vallahi dedim sen söylemesen şekerli mısır yiyecektiniz dedim. Allah'ım gül gül öldük ona. Dün akşam da çocuklar yine şey istediler. Mısır istediler. Yaptım. Aydın oturdu yiyor. Anne diyor şeker mi attın sen buna yine diyor. Yok kızım dedim. Aman dedim kafam karışır da hemen bir tadına baktım. Yok tuzlu şekerli değil. Ne oldu? Unutturdunuz mu? Ben de senin sabunuyla yaptım. Banyonu. Burada yap o zaman. Yakup gelirse sakla. Yakup Bey tutturmuş. Getir göstersen Aylin. Baloncuk. Baloncuk yapıyor. Bakın. Tamam iyi yaptı. Biraz oynadı. Yarım saattir baloncukla oynuyor ama bu sefer her yere deterjanlı suyu dökmeye başladı. Geliyor vallahi. Baloncuk istiyorum diyerek geliyor. Bakın bakın bakın. Aylin kaç sayfa yaptın anne? Ama yanından şeyinden koşamazsam onu sabunuyla koydum da. Yok bu gayet güzel oluyor ama. Ama ilk defa oluyor. Köpür köpür oldu. Olsun köpür köpürecek zaten. Köpürmezse baloncuk çıkmaz ki. Kapıya bakın abim de geldiler. Bakkala göndermiş bir kişi mi biraz önce? Geldi. Geldi. Ne oldu? Ne oldu? Hemen soruyor. Ne oldu? Var mıymış? Haa iyi varmış valla. O ne? Galeta unu. Bakkalda varmış. İyi hadi bakalım bunu galeta unuyla şey yapacağız. Kızartacağız. Bundan da bir tane yaparsın. Tamam. Yakup. Ne kadar? 11. Ha. Ama onu şey şuraya tezgahın üzerine koysana. Yakup da onu düşürürse patlar sonra. Kızım. Bir dakika. Buna 5 lira dediler. Ha. O zaman 17 lira tuttu. Hı. Kaç lira yapar? Yakup düşersin. Bak 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 tezgahın üzerine çıkıyor. Kalk. Ne istiyorsun sen dur. Ne istiyorsun? Bekle. Bekle düşersin oradan. Bir dakika kızım. Dur. Gel bakalım sen. Ne oldu? Bari kızartmaya başlamadan salatayı halledeyim ki bir demlik de kızartmaya başlayayım. Öyle yapayım. Ver. Ne istiyorsun sen? Ben yiyeyim.
değil. Deterjan mı? Ha? Heh, ver bakayım oluyor mu bakalım. Şunu istiyor şu. Şunu. Olmuyor. 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 Deterjan az olmuş herhalde. Bir tane daha koyalım. Ha oldu. Hadi al. Galeta unu mu? Aytu bak merak ediyorsun ya, gel anne. Bakkalda zeyma, zeyşan gibi şeyler gelmiş. Var oğlum, genelde bakkallarda satılır. Bak galeta ununu şimdi şunun içine dökeceğim biraz. Geri kalanını da kavanoza koyarım. Şimdi şurada dursun. Kavanoza koyacağım. Ne yapacağım bunu? Yağ ısınıyor. Bunu böyle basın. İçine mi yiyeceğiz anneciğim? Evet. Genelde, hani genelde yok. Genelde kavurma şeklinde yiyorsunuz ya. Hı. Bir de çıtır çıtır yiyeceksiniz şimdi. Şöyle kenara koyalım. Parçaları en son şey yapacağım. Önce büyük parçaları yapalım. Bitti bile. Koyarım, tekrardan koyarım. 200 gram yazıyor üstünde. Unutuyoruz, marketten alalım da. Yağ da ısındı gibi. Altını kısayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş kızartmaya başlayayım. Şöyle yakınıma alayım. Tabağımı da şöyle koyayım. Aslında çaydanlığımı da buradan kaldırayım. Çünkü daha sabah cifledim çaydanlığı. Şimdi kızartma yapınca da ne olur? Çaydanlık batar gider yani.
sıcak yağdan alıp şöyle üzerine de gezdirebiliriz ki bir o yağın sıcaklığıyla bile üzeri pişmeye başlar. İlk kızaranları çıkardım. Şöyle küçük bir de bir parça koptu. Bir bakayım tadına. Çok güzel olmuş. Gayet güzel kızardı arkadaşlar. Bakın.
yandan kızarırken bir yandan da masamı hazırlayayım. Aldım. Bu da bak büyük oldu, geri buna boşalttım. Yemeklerin yanında illaki kolayı seviyorlar. Bazen takipçilerim diyorlar, Göknur çok kolay içerim ama sadece bu tarz yemeklerin yanında kolay içiyoruz arkadaşlar. Çünkü biz de biliyoruz, hani çocukların nefsini de öldürmek de istemiyorum. Sadece bu tarz yemeklerin yanında. Aslında benim dünden daha yemeğim var biliyor musunuz? Kuru fasulyem var, pilavım var. Artık onları da yarın akşam şey yaparız. Burada turşum var, turşuyu da çıkarayım. Bu video böyle akşam yemeği hazırlık videosu oldu. Ama şey, bugün almıştım. Bugün de yine alt katı süpürdüm. Çamaşır vardı. Çamaşır serdi. İki makine çamaşır attım. Çocukların beden eğitimi formaları, okul formaları falan onlar vardı. Onları attım makineye. Onlar çıktı. Ali iş kıyafetlerini getirmiş. Onları attım. Bir yukarı bir aşağı. O yüzden gündüz pek video çekmedim. Dedim yemek hazırlığını çekelim. Yemek kısmını çekelim dedim. Ben de çok mutluyum.
çok oldu ama elimin daha yarı yok şimdi. Bu yapınca da şey oluyor. Biri geliyor, kalıyor, bilmiyor, ekşin o zaman da sürüyor. Son parçayı koyuyorum. Artık şöyle alayım sizi. Böyle. Bakın ne kadar güzel görünüyor değil mi? Nar gibi kızarmış. Son parça kaldı elimde. Onları koyacağım şimdi de. Önce büyük parçaları koyayım. En son birkaç parça küçükler kalmıştı. Onları da böyle iyice şöyle buladım şeye. Galeta ununu buladım güzel. Onları da şöyle kenarlara koyayım. Ne yaptın? Tavuk yapıyorum anne. Tavuk. Tavuk mu? Evet. Altını bir kere açalım. Şöyle küçük bir parça şeymiş. Bayağı yağmış, yağlı kısmı görmemişim herhalde. Yakup onları makineye koy hadi anne. Onları makineye koy hadi. Makineye mi koyayım? Evet evet, makineye koy. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Tekrar çıtır çıtır. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Ne anne? Tekrarlayayım mı? He? Evet, bakın teyzeleri, oğlum yardım ediyor bana. Bakın, bakın. Oy! Makinenin de kapağını açmış. Yine çamaşır doldurdum, hazırladım. Yarın sabaha çalıştıracağım. Ver hadi, ver. Hayır. Gel. Sen mi koyacaksın masaya? Nereye götürüyorsun? Buraya, masaya koyuyorsun. Hadi koy masaya. Koyamam. Koyamıyorsun, dur ben yardım edeyim sana. Kaç oldu düşürüyorsun onları? Dökülecek ondan sonra. Hadi git babayı çağır, abileri çağır. Annem yemeği hazırladı, hadi gelin de. Hadi. Hadi gelin de, hadi. Ha? Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Tabakların ıskırdı, hadi. Hadi git babayı çağır annem sen. Ayranı da hazırlayayım da. Allah'ım burası da yıkadık, yanına dolduk. Neyse, yemekten sonra artık bir gittir bu uçağı. Yakup. Ben burada istiyorum. Neyi istiyorsun? Bu arada şunu kaldırayım sakla. Bakın. Sen onu mu istiyorsun? Hazırladım. Köfte, köfte, evet, tavuk köfte. Tavuk köfte değil bu. Neyi peki ya? Kıtır pilav mı? Kıtır pilav nereden çıktı ya? Kıtır pilav diyor. Bu sürahiden iki tane vardı benim. İkisi de böyle büyük boy. Diğeri kırıldı. Ama çok iyi oluyor bunlar ayranlık yapmaya. Ayranımız da hazır. Her şeyim hazır. Salatam hazır. Yemeğimin de son partisi pişiyor. Thank you.
Çocuklu evin halleri her yer darmadağınık. Şu dağınıklığa bakar mısınız? İçimden bir ses diyor ki, hiç toplama Göknur. Çünkü yarın sabah yine aynısı olacak. Bırak dağınık kalsın. Tabii böyle içim rahat ederse, işte her yerde legolar, oyuncaklar. Yakup böyle bir şey oynamak istiyor. Sonra bir oyuncak istiyor, bir şey istiyor. Anne şunu ver, anne bunu ver. Veriyorum. Sonra işte 5 dakika, hevesi 5 dakika sonra geçiyor ve böyle her yer darmadağınık kalıyor. Sonra başka bir şey istiyor. Anne, ha geldi. Anne sarıları bozdu. Sarıları mı bozdu abi? Evet. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun sen be? Bak bak bak. Bak Alper şunu da boğuşsana bir. Boğuşmak istiyor abisi. Boğuşmak istiyor. Bak bak bak. Abisi senle boğuşmak istiyor ya. Ha, yatır şunu yere, yatır şunu. Şunu da yatır yere. Tamam. Ay çok fena. Abisiyle boğuşmaya çalışıyor. Vallahi biz yemeğimizi yedik. Salona geçmeden önce şöyle bir bakayım salona. Bakmasa mıydım acaba? Ne oldu? Yemeğimizi yedik. Her yeri topladım. Masayı topladım. Bulaşıkları falan yıkadım. Tabii ki tavuk kızartması yaptığım için ocağın etrafı da bayağı bir kirlenmişti. Ocağın etrafını da iyice sildim. Çöp kovasının etrafına varana kadar her yeri sildim, temizledim. Sadece şurada tavalar var. Tavaları makineye atmıyorum. Tavalar da suyunu süssün. Kurulayıp bunları da bir kaldıracağım. Ve çay koydum ocağa. Çay içeceğim. Makinem de daha henüz dolmadığı için çalıştırmadım. Orada sirkelenecek sofralar bekliyor beni. Ancak sabah sirkelerim artık. Vallahi akşam akşam hiç ev toplamaya da şeyim yok ama o kadar çok dağıtmış ki çocuklar. Salon ayrı bir dağınık, diğer oda ayrı bir dağınık. Vallahi ben ne yapayım şimdi bu durumda? Bakınsanıza mutfaktan bardaklar gelmiş, iyi mi? Cezveler bitti, çaydanlık kapakları bitti. Şimdi bardaklar gelmiş. Bardakların içine harfler ve rakamların olduğu bir oyun şeyi vardı. Tamam kızım. Ben içeceğimi koydum ocağa. Birazdan içeceğim ben. Çay biliyorum. Kepçe kaşıklarım gelmiş. Bakın bunları ne zaman aldı ben hiç görmedim ya. Bakın ben mutfakta olduğum halde tabii tezgaha dönük olaraktan iş yaptığım için bulaşık falan yıkarken vallahi gelmiş. Çekmeceden bardakları da almış. Kepçeyi, kaşığı, her şeyi almış. Oynuyorlar işte. Ne diyeyim? Allah'ım ya. Kepçe, kaşıkla harfleri, rakamları. Evet. Evet. Pembe Panter bizim çocukluğumuzun çizgi filmi. Hı hı. Şu an saat 8 arkadaşlar. Ancak işlerimi bitirdim. Artık ayaklarımı uzatıp çayımı içeceğim. Çocuklara da hiç karışmayacağım. Tabii ki oynasınlar. D. En son gördüğünüz harf D. Ondan sonra S'yi gördünüz değil mi? S. Evet, S harfindeler şimdi. Ya bu Pembe Panter çizgi filmini ne izlerdik biz bir zamanlar ya çocukken. Çok severdim bu Pembe Panter'i. Ay şimdi oturup izleyesim geldi. Artık kızım izliyor. Benim yerime kızım izliyor. Tamam sen izle. Ama şöyle şey yapalım kızım. Siz oynayın. Artık hadi almışsınız bardaklarıma. Bakın bakın. Bu bardakların haliyle böyle hepsinin içinde harfler ve rakamlar var. Ama daha neyse. Hadi oynayın, karışmıyorum. Oynayın. Ben de rahat rahat bir çayımı içeyim.
Sonra örgümü alacağım. Örgümü öreceğim. Ben bu arada size örgümü de göstermedim. Çay suyu kaynayana kadar örgümü göstereyim size. Şuradan alalım örgümü. Örgü poşetim burada. Yakup bağırma anneciğim. Vallahi her gün biraz biraz örmeye çalışıyorum. Güzel bir örgü başladım bakalım. Şöyle. Şöyle biraz açayım sizin için bir saniye. Şöyle bir bebek yeleği başladım arkadaşlar. Bebek süveteri başladım. Modelini yakından göstereyim size de. Elimde ipler vardı benim. Şöyle mavi, bir tane tüm mavi vardı. Böyle bir de beyazlar var. Bayağı bir beyazım da var. Daha devamı var beyazında. Ya elimdeki bu iplerden bence böyle mavili, beyazlı erkek bebeği için güzel bir süveter çıkar diye düşündüm. Tabii ki ben bunu ne yapıyorum? Hediyelik işliyorum. Örüyorum. Hediyelik örüyorum. Çünkü benim çocuklarım var. Hepsinin süveterleri bayağı bir var. Sağ olsunlar anneannemiz, babaannemiz her sene işliyorlar birer tane. Vallahi eskimeden onlar işleyip örüp gönderiyorlar. O yüzden ben de bunu hediyelik yapıyorum. Geçen yıl kayınvalidem Aylin'e ve Yakup'a işlemişti. Ondan önceki yıl yine işlemişti. Annem de işlemişti. O yüzden hediye de geldi bana. Ben de işlemiştim. Bayağı bir var yani. İkisinin de. Aytuğ'un da var. Bunu bitirdikten sonra eğer örersem ilk önce Alper için güzel bir fermuarlı süveter örerim. Ama önce bunu bitirmem gerekiyor. Şöyle modelini hepinizin örgü örmeyi bilenler, örgü örmeyi sevenler bu modeli bilirler. Çok klasik bir model. İşte 6 tane düz, 6 tane tersinden böyle kare kare yaptım. 3 beyaz, 2 mavi, 3 beyaz, 2 mavi olaraktan gideceğim. Böyle akşam gündüz, inanın gündüzleri oturup örmeye hiç zamanım olmuyor. Sadece kahve içmek için arkadaşıma, komşuma falan geçmişsem bir saatliğine falan. 3 beyaz 3 dediğin nasıl oluyor anneciğim? 3 beyaz 3 mavi ne oluyor? Bir öyle gündüz zamanım oluyor. Onun dışında akşamları oturup örüyorum. 3 beyaz 3 mavi nasıl oluyor? Şöyle bak. 1, 2, 3. Anladın mı? İşte bu kareleri falan nasıl yaptın? Evet. Bunları işte. Bir ters bir düz mü? Hı hı. 6 tane düz 6 ters. 6 düz 6 ters böyle. Ondan sonra bu 6 taneyi 6'ya 6 yapıyorsun, tamam mı? Kare oluşturuyorsun. Sonra bu düzün üstünü ters alıyorsun. Yani mesela bunu bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde yaptıysan öbür tarafını aynı. Bu bak, şekilde yapıyorsun. Arkası da aynı. Aynı model çıkıyor anneciğim. Yine aynı model çıkıyor ama bak, burası. Önü burası. Bak, burada burası. Böyle yukarıya doğru çıkmış. Yani he, şişmiş. Ama evet, burada aşağı doğru. Evet. Kabarık kabarık güzel bir desen. Bence güzel bir model. Kabar kabar. Böyle başladım bir haftadır elimde. Akşamları ancak bu kadar bu kadar örüyorum. Birkaç gün elime alamamıştım. İşte böyle ne örebilirsem artık ne kadar zamanda biterse en azından stresimi alıyor. Hoşuma gidiyor, seviyorum. Şimdi kaldırayım. Önce bir çayımı içerim. Ondan sonra şey yaparım. Örgümü alırım elime inşallah.
çayımı aldım, köşeme geçtim. Burası hep bizim böyle çay köşemizdir. Örgümü örerken de buraya oturuyorum. Çünkü ayaklarımı pufa uzatıyorum. Çayımı kahvemi önüme alıyorum. Anne. Tamam aşkım. Bu arada artık videomuz sonuna geliyoruz. Ha. Kapanış yapacağım ama yaptırmayacak Yakup. Aile birazcık sesini kısar mısın annem? Annem. Tamam anneciğim. Takipçilerimden Nuray Hanım'ın kızı küçük bir kaza geçirmiş. Galiba gece sıcak su torbasından dolayı ayağı yanmış. Çok geçmiş olsun diliyorum. Rabbim şifa versin. Kızınızın adı Esin'miş galiba. Yazmışsınız Nuray Hanım. Kızım Esin seni çok seviyor. Ne olur bir selam gönder demiş. Esin Hanımcığım. Öpüyorum canım, çok geçmiş olsun. Allah'ım şifa versin Nuray Hanım'a, size de çok geçmiş olsun. Tüm takipçilerime sevgiler, selamlar diliyorum. Şu an aklıma gelen isimleri sayacağım. Eğer aklıma gelmeyen isimler olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Bir dahaki videoda da sizlere selam gönderirim. Çiçek Cansın, Gül Abla, selamlar, sevgiler. Yasemin Güneş Kayseri'den selamlar Yasemin ablacığım. Öpüyorum. Sibel Coşkun, Sevil Kursun, evet Sevil Kursun. Şimdi değişti ya, Sevo Kursun diye. Şimdi bir an kafam karıştı. Hesap ismini değiştirmiştim. Sevil Hanımcığım, sana da öpüyorum canım. Selamlar, sevgiler Nuray Atalay. Başka kimler vardı? Bana ipucu verin. Halbuki şimdi okudum biliyor musunuz? Çay içerken bir yandan da yorumları okudum. Birçok takipçim Yakup'a geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yazan elleriniz dert görmesin. Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah. O ne kızım? Ne çıktı öyle? Ha. Başka şöyle düşünüyorum. İstiyorum ki bütün takipçilerime tek tek selam göndereyim ama şu an aklıma gelenlere Hamidiye Hanım, şu an soy ismin aklıma gelmedi, kusuruma bakma Hamidiye Hanım, öpüyorum canım, selamlar. Başka kim vardı? Aslında şöyle yapmam lazım, diğer telefondan stüdyoyu açıp oradaki isimleri saymam lazım. Bir de Azerbaycan'dan bir takipçim var. İsmi şimdi Azerbaycan diliyle yazıldığı için ismini o yüzden şu an okuyamıyorum. Azerbaycan'dan takipçime ve oradaki takipçilerime ve Azerbaycan kardeş ülkemize selamlar, sevgiler, saygılar. Başka kimler var? Bir düşüneyim şöyle bir de hemen bir an yani hemen kapatmayayım, hemen kapanış yapmayayım, biraz düşüneyim, aklıma geleni söyleyeyim. Çünkü bazen yazıyorsunuz. Ne olur bana selam gönder diye. Vallahi unutuyorum. Heh. Mualla Hanım, seni hiç unutur muyum? Hemşerim, Payas'tan Mualla Yür. Kucak dolusu öpücükler diliyorum. Çavuş. Ailinde soyadımız neydi diyor. Bir de Eda Hanım vardı. Eda Hanım'a da sevgiler, selamlar. Bir de İskenderun'dan takipçim vardı benim. İskenderun'daki takipçimin adını unuttum ama o da mı Eda Hanım'dı? İskenderun Demir Çelik'ten takipçim vardı. Onu da öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Şu an aklıma gelen isimler böyle arkadaşlar. Ocakımız! Kapanışa koştu, yetişti yine Yakup. Ocak aldı. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Hepinizi öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğer ismi aklıma gelmeyenler lütfen yorumlar kısmına yazarsanız sizlerin de isimlerini tek tek sayarak inşallah selamımı gönderirim. Hiç unutmayın. Abone olmayın. Unutmayın. Buyurun. Elinde çay kahve içerek beni izleyenlere de afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. İsmini unuttuğum takipçilerim lütfen kusuruma bakmayın. Yorumlar kısmına yazın. Hepinize tek tek isimlerinizi okuyarak selamlar göndereceğim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.